Tabii Erman bir saatte işe geldiğini söyledi ama işe gelmeyen arkadaşlar da var. Şimdi yoklama zamanı. Arkadaşımız Serdar Er işe geç kalacağını söyledi. Biz de bahane kabul etmedik. Serdar'a dedik ki o zaman canlı bağlan neredeysen. Serdar şimdi sokakta. Serdar neredesin? Niye geç kaldın bugün? Şimdi o konuya bir açıklık getirelim Mustafa Yıldız. Ben evimde hazır kıta beklerken ulaşımda görevli güzel abimiz Cemal abimiz gelme konusunda biraz sıkıntılar yaşamış. Kendisi bana öyle bir açıklama yaptı. Bayrampaşa'ya aslında Bayrampaşa'da bulunuyor hem kanalda hem de benim evimde çok yakın 3 kilometre bile değil kanala uzaklığı ama gelme noktasında sıkıntı yaşayınca kanala ulaşamadık. Ve buluştuğumuzda da şu an şoför abimiz Cemal abimiz kameramanlığımı yapacak. Ben de bu yayını gerçekleştireceğim sizlere. Bayrampaşa Altıntekli Mahallesi'ndeyiz. Bilenler burayı bilir. Önemli kritik noktalardan bir tanesi ki bulunduğumuz yokuş normal kuru havalarda da vatandaşların, sürücülerin zorluk yaşadığı bir yokuş. Ve kar da işin içinde gelince bakınız böyle araçlar kalkış yapmakta zorluk çekiyor. Bir başka araç arka tarafta temkinli bir şekilde geliyor. Burada araçlar sabah saatleri itibarıyla patinaj çeke çeke kalkmaya çalıştı. Hatta az önce bu noktaya geldik. Ufak çaplı kazalar da atlatıldığını ifade edelim. Bu caddede tabii ki araçların sürekli bu noktadan geçiyor olması da bölgedeki karı eritti. Bakın şimdi bir araç, bir kamyonet o noktada çıkamadığını, geri gittiğini görebiliyoruz. Burada özellikle ara sokaklarda durum kritik olduğunu söyleyebiliriz. Geri gitti, tekrar hızını alarak çıkmayı denedi. Şimdi lastikleri ben görebiliyorum. Patinaj çeke çeke çıkmaya çalışıyor ki bu noktada bir kırmızı ışık var Mustafa Yıldız ve kırmızı ışıkta da vatandaşların da durması gerekiyor. Sürücülerin özellikle durması gerekiyor ve hazırlıksız yakalananlar yani kış lastiğini, kar lastiğini takmayan sürücüler özellikle bugün İstanbul trafiğinde çok zorluk yaşayacaklar. Yaşadılar, yaşamaya devam edecekler ta ki öğle saatlerine kadar kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Bakın bir başka araç patinaj çeke çeke bu noktadan kalkıyor. Bakınız burası İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi. Özellikle sürücülerin bu kırmızı ışıkta durması sebebiyle bakın bir araç hızını almıştı, geldi ve hızlı bir şekilde geçti. Sarıda geçtiğini gördüm ben. Çünkü burada dursaydı bir daha kalkamayabilirdi. Durum arayollarda bu şekilde İstanbul trafiği %80 civarına ulaştı ve bize vatandaşlara şöyle bir uyarı yapabiliriz. Ana yolları kullanmaları noktasında çünkü şu an ara yolların durumu çok iyi değil. Bakın yine bir başka araç ve patinaj çeke çeke ancak kalkabiliyor. Arka taraftan da baktığımız zaman araçlar yine temkinli geliyor ve yine patinaj çeke çeke seyretmek zorunda kalıyorlar ki Allah'tan bu noktada bir kaza hadisesine de şahit olmadık. Umarız kazalarda yaşanmayabilir ama bazı noktalarda sıkıntılar olduğunu söyleyelim. Bakınız araçlar teker teker kalkıyor ve bir başka aracın patinaj çekerek yine kalkış yaptığını gördük. Burası dediğimiz gibi İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi önemli noktalardan bir tanesi. İşe gidiş saatinde vatandaşların ara sokaklarda özellikle sıkıntılar yaşadığını aktarmış olduk size bu yayınımızla birlikte. Biz de tabii ki bu yayın bittikten sonra kanala doğru geleceğiz ve özellikle ana yolları kullanacağımızı söyleyelim Mustafa Yıldız. Konunun detayları bu şekildeydi. Gün içinde İstanbul trafiğini ve İstanbul'daki kar yağışını takipte kalacağımızı söyleyerek sözü tekrar sana bırakalım. Peki teşekkür ediyoruz. Böylelikle Serdar da kendini affettirmiş oluyor. Tabii bu işin latifesi. Bu arada yüzlerce binlerce kişi de yollarda kaldı, işlerine geç kaldı. Tabii herkesin bahanesi kar dolu.